Şimdi bir sel felaketi var bildiğiniz gibi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor, dinleyelim. Aslında Sırrın Deresi, Karşıyaka Mahallesi'nin olduğu alana doğru intikal ettik. Ve oradaki hasarı da, oradaki tahribatı da gördük. Ve burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biraz önce bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 11'di. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 ihbar var. Yani 2 ihbar, bir tır şoförümüzün Bozova'daki kaybı ihbarı. Diğer ihbar da Piyaza Alışveriş Merkezi'nin alt katında oradaki bir temizlik görevlisiyle alakalı ihbar. Tam değerlendiremediğimiz ama çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz o dalçıktaki bir ihbar var. Toplam 3 yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Belediyelerimiz sahada çalışıyorlar. Şimdi Sayın Bakanlarımızla birlikte burada yeni görevlendirmeler de yapıldı. Sabaha kadar da çalışılacak. Hem rusubat hem çamur temizlenmeye çalışılacak. Hasar tespit çalışmaları da başladı. Sayın Maliye Bakanımız talimatladılar. Defterdarımız ve vali yardımcımızla beraber kurulan ekipler. Ve inşallah yarın ilk tespitlerle gerek evlerde ve konutlarda hasarlar var. Onlara böyle ilk bir pay ödemeyi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada bahsettiğimiz, size anlattığımız tüm bilgileri Sayın Bakanlarımızla beraber arz ettik. Talimatlarında neler yapmamız lazım geldiği hususunda kendi talimatlarını da almış olduk. Şanlıurfalı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yani özellikle burada bulunduğumuzu, deprem bölgesinden geldik. Deprem bölgesinde de çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama burada bu selin ilk tahribatları giderene kadar hep birlikte buradayız. Çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu esnada kırsalda da taramalar yapıldı. Yani Şanlıurfa'nın kırsal ilçelerinde, mahallelerinde taramalar yapıldı. Genel anlamda bir olumsuzluk yok. Tahribatlar var ama hayatın olağan akışını tamamen etkileyecek ve ortadan kaldıracak. Yani merkezde gördüğümüz hal gibi bir halle karşı karşıya değiliz. Oralarda da çalışıyoruz. 2 tane karayolları bölge müdürümüz de toplantıya başlarken bilgi verdi. Özellikle Bozova-Hilvan yolunda 2 yerde çökme meydana geldi. Buradaki çalışmalar devam ediyor. Onlar olacak. Bir de DSİ ile beraber Akçakale Şanlıurfa yolunda epey bir su bastı. Daha doğrusu suyun bir bölümünü oraya doğru boşalttılar. Şehre tam akmasın, tam intikal etmesin diye. Oradaki çalışmaları da birlikte DSİ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü bu çalışmaları devam ettiriyorlar. Biz tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlıurfa'mıza, ailelerine sabırlar versin.